Aslında bu program malumunuz cumartesi akşamı 22'de gerçekleşiyordu. Fakat Mahmut abinin ve bizim çeşitli işlerimizden dolayı bu akşam 22'de canlı olarak veremeyeceğiz. Fakat tekrarını 22'de vereceğiz. Onun için gündüz canlı yapıyoruz şu anda bu programı. Şimdi tabii konuğumuz her hafta olduğu gibi Cübbesiz Mahmut namı diğer. Mahmut el görmüş. Abi hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sefa bulduk abi. İyisin abi. Bir yaramazlık yok. Sağlık sıhhat Elhamdülillah. yerinde. İstanbul'da ne kadar iyi Evet. olmuşsa o kadar Ya iyiyiz. iki insan bir araya geldi mi ilk konu abi bu trafiğin hali ne olacak diyoruz. Ben şöyle bir çözüm buldum kendi çapımda. Bir takım işleri yolda yapacağım şekilde planlıyorum. Mesela bir yeri arayacaksam seni diyorum bir saat sonra arayacağım, 2 saat sonra arayacağım. Ya da beni saat 5'te arar mısın gibi aracıma bineceğim saate randevu verip o konuşmaları, o söyleşileri Evet. ya da seyretmem gereken videoları ya da dinlemem gereken bir konuyu yola denk getiriyorum. Böylece yolu bir büro gibi ya da bir kütüphane gibi kullanıyorum. Tabii. Tavsiye ederim. Yoksa sağa sola bakıp siniriniz bozuluyor. Hayır, bir de İstanbul'da yaşayanlar bunu tabii çok iyi biliyorlar. Yani bugün bir Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek veya Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek en az 2,5 saat artık. Evet. Yani günün belirli saatleri artık eskiden olduğu gibi fark etmiyor. Evet. Devamlı bir trafik yoğunluğu var. Bununla ilgili ben bir tespitimi paylaşayım. Yani konumuzla alakalı değil ama İstanbul'da yaşayanlar bunun farkına varacaktır. 100 yıldır ya da 80 yıldır diyelim. Şöyle bir nedense politika var. Nedir bu politika? En önemli sanayi merkezleri sanki körün gözüne parmak sokar gibi Avrupa yakasına yapılıyor. Yerleşim merkezleri de Anadolu yakasında. Bunun neticesinde Boğaz köprülerinden geçişte her zaman bir şerit karşı taraftan çalınıyor. Evet. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken karşı şeritten bir yer ihlal ediliyor mecburen. Bu bir çözüm. Sonra da akşamları dönüşten Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş bir şerit artıyor. Ve halen yıllardır ben 50 yaşındayım. Kendimi bildim bileli böyle. Soruyorum. Lütfen siz de düşünün. Dünyanın en büyük mobilyacılar çarşısı Avrupa yakasına yapılıyor. Matbaacılar Avrupa yakasına yapılıyor. İstoç, züccaci Avrupa yakasına yapılıyor. Kalıpçılar sitesi, pik dökümcüler sitesi, kıl sitesi, tüy sitesi. Niçin ısrar ile en büyük sanayileşmeyi sadece bir saat sonra sınıra gideceğiniz yere yapıyorsunuz da niçin Anadolu'ya doğru bunlar yapılmıyor? Şimdi diyeceksiniz ki işte falanca sitede Anadolu yakasında. Kardeşim bir gerçek var, bir hakikat var. Öyle bir şey var ki kasıtlı olarak sanki insanlar Avrupa yakasına mecburen gelsinler der gibi Avrupa yakasına halen daha ısrar ile sanayileşme yapılıyor. Halen daha ısrar ile köprüler tıkanıyor. Fakat o sanayileri, o fabrikaları, o devasa yani milyon metrekarelik tabiri caizse alanları Avrupa yakasına yapıyorsunuz ve köprünün tıkandığını bilerek. Sonra yeni bir köprüyü yapan kahraman oluyor. Bir geçit daha yapan bir daha kahraman oluyor. Bir tane daha yapan bir daha kahraman oluyor. Şu anda karşıdan karşıya kaç geçişimiz var abi? Şu Üç anda tane köprümüz üç var. köprü var. Evet, Feribotlar feribotlar var. Tüp geçitler var. Marmaray var. Çözüm. 20 tane karşıya geçiş yapmak mı? Yoksa çözüm bu insanların gelme sebebini bitirmek mi? Niçin sen Perpa'yı Avrupa'ya yapıyorsun? Perpa diye bir bina var. Arı kovanı gibi bir yer. 25-30 metrekarelik yüzlerce dükkan. Ve oraya gelmek için köprüde kuyruğa girmiş vatandaşlarımız, insanlarımız. Özel aracı bıraksan ne olur? Özel aracı getirmesen ne olur ki? Zaten bütün toplu taşımalar tıklım tıklım. Şimdi nacizane ben bunu kendi gözümle gözlemliyorum. Ve soruyorum, büyüklerimize soruyorum. Niçin halen ısrar ile konutları Anadolu yakasına, iş merkezlerini Avrupa yakasına inat ediyorsunuz? Neden ısrar ediyorsunuz?
Niçin daha halen Avrupa yakasının köprülerle kangren olduğunu gördüğünüz halde neden daha ağır sanayi, büyük sanayi, imalatların hepsini ısrarla en büyüklerini Avrupa yakasına yapıyorsunuz? Masko, iki telli organize sanayi ve İstoç. Toplamda 20 bin dükkan. 20 bin esnaf. 6800 esnaf takribi sadece İstoç'ta var. Şimdi problem burada. Bunun farkına varmazsak daha çok köprü üst geçit lazım. Neden? Çünkü yakında sen işte Silivri'ye bir fabrika daha kur, bir sanayi daha taşı, iki sanayi daha getir. Bu insanlar nereden gelecek kardeşim? Esenyurt, Kıraca, Maltepe'den servis. Amacınız ne? Bu bir dipnot olarak kalsın diyelim. Çünkü konumuz ticaret, siyaset umarım, değil, konumuz Kur'an. Evet, umarım bunda siyasilerimiz, yöneticilerimiz dikkate alırlar. En azından artık birileri farkına varıyor. Yani şimdi önce kanser mikrobunu verip sonra ilacını buldum diye sevinmeye gerek yok. Mikrobu vermeyin de ilaç aramaya gerek kalmaz. Evet. Sevgili seyircilerimiz, bu arada her programda olduğu gibi yine belirtelim. Sorularınızı, düşüncelerinizi, programa yapacağınız katkıları WhatsApp iletişim hattı numaramız var ekranın alt köşesinde. Oradan bize ulaştırabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince onları okumaya gayret göstereceğiz. Şimdi geçen hafta da Mahmut abi bu konuyu işlemeye çalışıyorduk. Bu Ankebut 51. Ben şimdi tabii seyircilerimiz hatırlaması açısından neydi bu Ankebut 51? Şu arada şurada telefon uygulamamızdan sesli olarak bir dinletelim onu. Onun çok üzerine bakalım Allah-u Teala bu ayette ne diyor. Ondan sonra üzerinde konuşmaya devam ederiz. Kendilerine okunan bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için rahmet ve öğüt vardır. Evet, şimdi Mahmut abi, bu geçen haftaki konumuzdu. Yani Kur'an bu Müslümanlara neden yetmiyor? Başka arayışlar içerisinde neden giriyorlar? Allah-u Teala da işte Ankebut 51'de açık ve seçik aslında Kur'an'ın bu insanlara yetebileceğini ifade etmiş. Bu insanlara anlatmaya çalışmış. Evet. Buradan devam edebiliriz abi. Aynı zamanda aynı ayette dikkat ederseniz, dostlarımız tekrar dinlesinler, Kur'an'ın rahmet olduğu da o ayette. Bunu bir rahmet olarak verdik diyor Allah. Aynı ayette sonu. Kur'an'ın aynı zamanda rahmet olduğunu da söyleyerek bitiriyor. Aslında Kur'an yetmez diyenlerin, önce ben iyi niyetleri söyleyeyim, iyi niyetlerin bilinç altında şöyle bir problem var. Hayatımızda, güncel hayatın içinde yeni problemler oluşuyor. Resul'ün yaşamadığı, onun başına gelmeyecek meseleler oluyor. Eğer biz her şeyi Kur'an'dan bakarsak, 2021 yılındaki bu tür problemleri nereden çözeceğiz? Fakat sünnete göre, ehl-i sünnet inancına göre yeni bir şeyi koymak yasak. Bid'at yenisini getirmek manasına geliyor. İslam'a yeni bir şey getiremezsiniz ehl-i sünnete göre. Yeni bir hüküm koyamazsınız. Bu çok önemli bir şey. Yani bid'atın iyisi, yani ya da helal bid'at, uygun bid'at diye çevirenler de var. Şimdi yeni bir şeyi koyamazsın diyen insanların kıyamete kadar geçerli olan Kur'an'ı gün içinde nasıl yaşayacağını anlatabilmek için bir takım şahıslar diyorlar ki Kur'an'da şunun cevabı yok, bunun cevabı yok. Onun için senin bu kitaplara bakman lazım. Şu kitaplara bakman lazım. Nedir bunlar? Fıkıh kitabı. O zaman şurada bir ara yere girmek istiyorum Mahmut abi. O zaman sevgili seyircilerimize şöyle bir soru yöneltelim. Hangi konuyu arayıp da Kur'an'da bulamadıysalar bize yazsınlar. Evet. Ben şu konuyu ben Kur'an-ı Kerim'de bulamıyorum veya şöyle bir çalışmam var, buna dayanak olarak Kur'an'ı gösteremiyorum desinler bize. Biz de önümüzdeki programlarda veya süremiz yeterse bu program içerisinde bakalım Kur'an'da var mı yok mu bu meseleler. Çok güzel olur. En önemli çıkmazlardan birisi şu. İnsanlar dinin konusu zannediyorlar hayatın konusunu. Şimdi nedir mesela? Hayatın bir konusu vardır. Örneğin tırnağımı nasıl keseceğim? Bu yaşadığımız hayatla ilgili bir konudur. Dini bir mesele değil. Tuvalete nasıl gireceğim? Dini bir mesele değil. İşte eşimle nasıl beraber olacağım?
Dini bir mesele değil. Fakat birçok konuyu dinin problemiymiş, dinin derdiymiş gibi düşünenler ya da dünyada yaşayacağı bazı meseleleri acaba bir Müslüman bunu nasıl yapar diye güzel bir endişeye sahip olanlar buna dinden çare arıyorlar. Halbuki birçoğunun cevabı ahlakidir. Dini cevaplar da vardır. Konu ticaretse dinde cevabı var. Ben nasıl iyi bir esnaf olurum? Dinde cevabı var. Ben nasıl mesela faizden korunurum? Faize karşı ne yapmam lazım? İşte bu Müslüman tüccarların işi. Kur'an'ın değil. Çok önemli bir şey söylüyorum. Faiz haram. Ayetle sabit. Peki faiz düzenine karşı bir Müslüman nasıl hareket etmeli? İşte bunu erdemli, ahlaklı, dinini yaşayan Müslümanların bir araya gelip alternatif ticari çözümler üretmesi lazım. Sen ticari bir çözümün formülünü Kur'an'dan belki görebilirsin. Emek verenler buradan bir şeyler alabilir. Ama özü itibariyle nasıl uygulanması gerektiğini bu işin ehli olan kişilere bırakmak lazım. O da diyecek ki ben şöyle yaparsak uygun görüyorum. Siz de bakacaksınız. Böyle yaparsak evet olabilir mi? Buna nedir? Şura'dır. Kur'an'da şura olumludur. Şura ile. Şuara suresi var. Ama icma değil. İcma suresi de yok zaten. İcma ileri gelenlerin toplu halde kendi aralarında aldığı karara denir. Ve Kur'an'da olumlu icma olmaz. İcma olumsuzdur. Mesela Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u kuyuya icma ile atıyorlar. Firavun'un büyücüleri Musa'ya karşı icma ile karar veriyorlar, hareket ediyorlar. Olumsuz icma var. Ama doğrusu nedir? Şura'dır. Şura ile icma arasındaki fark nedir? Şura, farklı seviyelerdeki insanların ortak aldığı karardır. Altın da üstün de, sadece yönetenlerin değil. Ama icma farklı bir şeydir. Onun için insanlar biraz emek verirlerse, Kur'an'a yaklaşırlarsa Kur'an onlara zaten gelecek. Kur'an zaten onlara yaklaşacak. Ama Kur'an'a güvenmemiz nerede başlar? Ne kadar güvenmemiz lazım? Ben babamdan duydum, Kur'an Allah'ın kitabıymış. Yeterli mi? Deliliniz ne? Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair deliliniz nedir? Öyle bir delil vermeniz lazım ki, basınç ayeti sadece basınç ayetini korur. Bitkilerle ilgili, astronomiyle ilgili ayetler mevcut ayetlerin hakikaten insan eseri olmadığını ortaya koyar. İşte Hadid suresi 57. suredir. Hadid 57 olduğu için demirin Arapça ebced değeri aynı sayıya denk gelir. Şimdi Arapça ebced değerinden 57'nin demir olacağını o devirdeki insanlar bilemez. Bu bir delildir. Ama hadidi korur. Kur'an'ın tümünü koruyan bir sistem vardır. Bu sistemin adı 19. 19 sistemiyle Kur'an'ın her harfi korunur. Ben buna iman eden birisiyim. Fakat bunu merak edenler kendileri emek verip kendileri araştırmak zorunda. Ben buradan insanlara 19'u anlatamam. 19'u eleştirmek isteyen birisi varsa bakar, inceler, olmadığını ispat etmek için buyursun gelsin. Desin ki 19 diye bir şey yoktur. Gelsin, anlatsın. Ben de ona 19'la ilgili kombinasyonları verir. Toplum kararını verir. Bunlar bir tesadüf mü? Şimdi birisinin sizi... Buraya bir söze gireyim. Çünkü bana daha önce delilleriyle beraber 19'un tekabül ettiği emareleri, işaretleri gösterdiniz. Ben aslında evet. 19 deyince aklıma geldi. Bana program sonrası ben o videoyu kayda alarak bir daha anlatmanı isteyeceğim. Çünkü arkadaşlarımdan, dostlarımdan, yakınlarımdan merak edenler var. Ama en azından tabii yine kararı az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi verecek olanlar onlar. Ben şahit oldum. Ama bu kadar tesadüf olmaz ben de diyebilirim. Tabii. Çünkü
Yani bir örnek değil. 3, 5, 7, 10, 20 aynı çok kitapta örneği var. Yüzden fazla kombinasyon bir kitabın içinde. Evet. Ben iman ettim ve şahidim. Ayrıntısına gelince Ahmet Murat Sağlam'dan, Gürkan Engin'den ya da Edip Yüksel'den 19 ile ilgili eserler ve videolar var. Kendileri baksınlar. Kendileri kararlarını kendileri versinler. Ama incelemeden, araştırmadan, okumadan, saymadan üstünü çizmek erdemli bir insana yakışmaz. Oku kardeşim bak. Ya da şöyle de. Ben iman ediyorum. 19'a ihtiyacım yok. Eyvallah. Sen bilirsin. Bu da bir tercihtir. Yani bu arada şunu da ifade etmiş oluyorsunuz Mahmut abi. Yani benim her söylediğimi doğru olarak almayın. Kesinlikle katılıyorum. Veya yanlış olarak da almayın. Araştırın, doğruyu kendiniz bulun. Ya ben sadece ben iman ettim, siz de bakın diyorum. Evet. Bakın siz iman etmeyin. Fark etmez. 19, Müdessir 30'da üzerinde 19 var der. Bu kadar. 3 kelime. Üzerinde 19 var. Bu kadar. Hepsi bu. Oraya parantez açıp melek yazanlar, Müdessir 31'de çelişkiye düşerler. Cehennem bekçileriymiş, melekmiş. Melek bu kadar önemli bir ayırıcı faktör olamaz. Çünkü müşrikler zaten meleklere iman ediyor. Diyorlar ki eğer sen peygambersen, rasulsen, hani sandık sonundaki melekler nerede diyorlar. Ve bunun bu 19'un nasıl bir fonksiyonu olduğunu 3 kelimelik ayetin arkasından 50 kelimelik kocaman bir ayet geliyor. O 30'u anlatmak için, fonksiyonunu söylemek için. Biraz emek verin kardeşim ya. Bakın, yazın, çizin. Hayır, bir de şuna da vesile olsun bu işler. Yani Kur'an'ı illa birilerinin anlatmasına muhtaç olmadan tabii. Kendiniz bakın, araştırın. Bu çok önemli. Buna da sebep ve vesile olmuş olacak. Tabii ya, yani. Ben şuna iman ediyorum. Bunun sayesinde her harfinin korunduğuna görünce matematiksel olarak görünce anlayamadığım ayeti zamana bırakıyorum. Biliyorum ki problem yok. Problem olmadığını görünce o zaman anlayamadığım yer benim problemimdir. Ben anlayamıyorum. Kur'an'da problem yok. Kur'an'da problem olamaz. Kur'an'da problem olmadığı için ben böyle iman ediyorum. Hey, arkadaşlar bana katılır ya da katılmaz saygıyla karşılarım. Ama ben Rum Celaleddin'i eleştirmek için bu kitapları okudum. Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı eleştirmek için bu kitapları okudum. Belki de takdir edecektim. Okudum, eleştiremeyecektim. Allah razı olsun da diyebilirdim. Ama okuduktan sonra ne oldu? Okudum ve sorumu sordum. Bir adam senin arkandan geliyor abi. Bir sokağı döndün peşinde. Bir sokak yine peşinde. Bu adam tesadüftür arkamdan gelmesi. Kaç sokak dayanabilirsin ki? Evet. Kaç sokak dayanabilirsin? Adam akşama kadar senin arkanda. Onun için bu benim imanımı güçlendiriyor. Şimdi öyle bir cümle kurdunuz ki Mahmut abi, yani akıllarda hep soru işareti kaldı. Şimdi şöyle soru işareti kaldı. Yani evet, bir mesaj veriyorsunuz fakat mesajın ayrıntısına dair bir söyleminiz yok. Şimdi önünüzdeki kitaplar neden mesela teşekkür etmek yerine eleştiriyi tercih ettiniz? Hangi evet. Cümlesiyle veya hangi anlatımıyla? Şimdi bu çok önemli bir kitap. Elimdeki kitap kendinizi resetlemeniz için Türkiye'deki kişilerin, özellikle Türkiye'deki insanların bir numaralı delilimdir benim. Kardeşim, dini inancınızı resetleyin. Ne durumda olduğunuza bakın. Yeni Şafak gazetesinin kültür hizmeti. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dünyada her dile çevrilen eseri. Mesnevi. Peki. Özellikle bizim yöneticilerimizin muhalefetiyle birlikte hepsinin huzur içinde katıldıkları tek program. Şebzi Aruz. Şebbi Aruz var ya, evet. Düğün günü. Yani Rum Celaleddin'in ya da Celaleddin Rumi'nin ölüm gününü bizi yöneten yöneticilerimiz törenlerle kutlarlar. Ve bizi yöneten insanlar bunları seviyorsa toplumda otomatikman sevileceğini kabul ediyor. O koskoca adamlar seviyor. Biz nasıl sevmeyelim? Demek ki bu Allah dostu. Halbuki bu Moğol ajanı Rum Celaleddin'in kitabına baktığımız zaman neler var? Müsaadenizle Kur'an'ı yetersiz görenlerin başucu kitaplarından olan
2-3 tane kitaptan size çok önemli bölümler okuyacağım. Buyur abi. Merakla bekliyorum. Yani abi. Şimdi 5. cilt 13. konu. Bir cariye şehvetinin çokluğundan ve hastalığının aşırılığından bir eşeği üzerine saldı. O erkek eşek birleşmeye alışmıştı. Eşek insan birleşmesini kavramıştı. O düzenci cariyenin bir kabağı vardı. Ölçü için onu aletine geçirirdi. O koca karı birleşme vaktinde yarım varsın diye kabuğu alete geçirirdi. Eşeğin bütün aleti varırsa o rahim ve bağırsaklar harap olur. Eşek zayıflıyordu. Sahibesi bu eşek neden kıl gibi oldu diye çaresiz kalmıştı. O eşeği sonucu zayıflık olan hastalığı nedir diye nalbantlara gösterdi. Onda hiçbir hastalık görünmedi. Hiç kimse onun sırrından haber veremedi. O ciddiyetle araştırmaya koyuldu. Araştırma için sürekli hazırdı. Çaba kulun canı olmalıdır. Çünkü arayan şüphesiz bulur. Eşeğin durumunu araştırınca o nergisçiyi eşeğin altında uyumuş gördü. Kapı aralığından bu durumu gördü. Yaşlı kadın bu duruma şaşırdı. Erkeklerin kadınlara akıl ve adete göre yaklaştıkları şekilde eşek cariye yaklaşıyordu. Hanım kıskandı dedi. Bu mümkünse o zaman ben daha layığım. Çünkü eşek benim malımdır. Eşek terbiye edilmiş ve öğretilmiş, sofra kurulmuş ve kandil yakılmış. Görmezlikten geldi ve evin kapısını çaldı. Ey cariye, evi ne zamana kadar süpüreceksin? Bu sözü işi örtmek için ey cariye geldim kapıyı aç diye söylüyordu. Sustu ve cariyeye söylemedi. Sırrı kendi tamahı için sakladı. Neticede cariye bütün fesat aletlerini gizledi, ilerleyip kapıyı açtı. Yüzünü eşkitti, iki gözü nemli halde dudak yalıyordu. Yani oruçluyum. Evi kirlikten dolayı süpürüyordum anlamında elinde eski bir süpürge vardı. Kapıyı süpürgeyle açınca hanım dudak altından dedi. Ey usta, yüzünü eşkittin ve elinde bir süpürge. O ottan kesilmiş eşek nedir? İşi yarım, öfkeli, aleti hareketli, seni beklemekten iki gözü kapıda. Bunu dudak altından söyledi. Cariyeden gizledi. Ona o anda suçsuz, değerli biri gibi davrandı. Sonra ona dedi, çarşafını başına koy. Filan eve gidip benden haber götür. Böyle söyle, şöyle yap ve öylece. Ben kadının masallarını kısalttım. Kastedilenin özünü al. O ayıbı gizleyen koca karı onu yola koyunca şevhet sarhoşluğuyla neşeliydi. Kapıyı kapattı ve o sırada diyordu. Yalnız kaldım. Şükrederek bağırayım. Dört hisseden ve iki hisseden kurtuldum. Neşesinden kadının keçileri bin olmuştu. Eşeğin şehvet ateşinden kararsızdı. Keçi de ne ki? Şehvet onu keçi yaptı. Sersemin keçileşmesine şaşılmaz. Şimdi arka sayfaya geçmeden önce... Bir şey söyleyeyim abi. Şimdi bunu kitaba koyuyor. Yani bunu neyin açıklaması olarak veya hangi dini bilginin mi diyeyim veya bir konunun izahı olarak mı... neye dayanarak sebebi bunun ne? Sebebi ne yani? Bunu niye kitap okuyoruz? Abi sebebi aza kanaati. Şimdi yani aza kanaatin tek anlatım yöntemi bu mu yani? Uslubu bu. Daha bununla ilgili 20'den fazla hikaye var. Şimdi evin hizmetçisi cariye hizmetçi demek arkadaşlar. Evin hizmetçisi eşekle ilişkiye giriyor. Fakat eşeğin aletine bir kabak takıyor. Hepsi girmesin diye. Evin hanımı aza kanaat etmiyor. Kabağı takmıyor. Bakın kadına kasıtlı olarak çarşaf giydiriyor ve oruçlu olduğunu söylüyor. Niçin biliyor musunuz? Bunu yapanların Müslüman bir kadın olduğunu onaylamak için. Çarşaf giyen oruçlu bir kadın. Çarşaf orucu niye katıyorsun zalim? Buradaki eşek aslında nefistir. E kabak ne? Şimdi bakın bu... Yorumlu ayımlar yani bu kitaba hak vermek isteyenler oradaki eşeği nefis olarak mı alıyor? Tabii. Yani orada işte aslında Mevlana Celaleddin Rumi aşk ile insanlara nasihat verebilmek için bir de o devirde bu tür şeyler normaldi diyenler var. Bir mecaza çevirenler var. Bir de normaldi diyenler var. Asıl üzücü olanlar bunlardan haberi olmayıp da sevenler. Ben onlara üzülüyorum. Onun için ben kendi hesabımı kendi mahşerimi düşünüyorum. Ben biliyorum, söylemek zorundayım. Ben biliyorum. Bu adamı kim severse sevsin, bu adamın kitaplarında bu var kardeşim. Şimdi birkaç örnek daha okuyacağım. Önce hikayeyi bitireyim müsaadenizle. Bir de utanmadan
Bu yazdığı hikayenin altına yazdığı ayetleri okuyayım mı? Bakın Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi 48'e 17. Kur'an-ı Kerim Yunus Suresi 10. surenin 98. ayeti. Fussilet Suresinin 16. ayeti. Rahman Suresinin 55. surenin tamamı. Araf Suresinin 31. ayeti. Arsız adam bu yazdığı hikayenin altına delil olarak bu ayetleri koyuyor. Düşünebiliyor musunuz abi? Ben orayı anlayamadım pek. Yani bu olay Kur'an'da da anlatılıyor gibi mi yani? Yok. Bunun anlattığının Kur'an'dan delili bunlarmış. Siz videoyu seyredersiniz, bakarsınız. Ben baktım. Bakın, şimdi finali okuyayım da insanların kalbine bir şey gelmesin. Onu evin ortasına çekerek getirdi. O erkek eşeğin altına sırt üstü yattı. O kahpe muradına ermek için cariyeden gördüğü seki üzerindeydi. Eşek ayağını kaldırdı ve ona batırdı. Eşeğin aletinden ona bir ateş düştü. Öğrenmiş eşek kadına yumurtalığına kadar abandı. Kadın anında öldü. Eşeğin aletinin darbesiyle ciğeri yırtıldı. Bağırsakları birbirinden koptu. O kadın nefes alamadı, derhal can verdi. Seki bir yana, kadın bir yana düştü. Evin alanı kanla doldu. Kadın devrildi, öldü. Yüz belalı canını aldı. Yüz rezillikten kötü ölüm. Ey baba! Eşeğin aletinden şehit olmuş birini gördün mü? Yeni Şafak Kültür Hizmeti. Şimdi bunu 30 kupona, 60 kupona insanlar alıyorlar, kütüphanelerine koyuyorlar. Televizyonda kötü bir program var. Dedin ki ya kızım hadi şuradan getir bir kitap da yani bir kitap okuyalım ya, bir kitap gecesi yapalım. Açtı burayı. Ne olacak? Ne olacak? Şimdi tasavvuf denen dinin özü budur. Tasavvuf bir dindir. Kelime-i tevhidi farklıdır. La ilahe illallah değildir. La mevcudu illallah'tır. Siz Allah'tan başka ilah yoktur dersiniz. Onlar her şeyde Allah vardır derler. Kökü itibariyle başından sonuna kadar en uç noktasına kadar ayrı bir dindir. İbadetleri farklıdır, rükünleri farklıdır, her şey farklıdır. Mesela günlerce dönmüş. Ha abarttıklarını hesap edelim. İyi niyetliyiz. Bir gün döndü. Namaz ne oldu? Namaz ne oldu kardeşim? Hani meşhur bir söz var diyor ya, Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf edilir. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Kendi başına bir ibadeti keşfetmek ancak bir Türk'e yakışırdı. Ve Mevlevi dergahı kapatılmayan dergahtır. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyeler kapatıldığı halde Mevlevi dergahı kapatılmamıştır. Benim yurdumun insanı bir sormaz. Ya Fransızlar niye buna hayran? İngilizler neden buna hayran? Bakın pandemiden önce Konya bu Mevlana'nın ziyaretçilerin sayısı ne biliyor musunuz? Milyon milyon. Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar. Peki neden Müslüman olmuyorlar? Mevlana'ya hayran Müslüman olan yok. Kardeşim onlar okuyorlar. Bu toplum gibi değil. Onlar bunu okuyorlar. Bunu okuyanın Konya sokaklarında gezerken, çarşaflı kadına bakarken kalbinden geçenleri düşünüyor musunuz? Çok mu ağır? Vallahi zaten ekranlar profesörlere alışık. Biraz da deli adam lazım herhalde. Yani ya da bunu söyleyecek adamlar lazım. Birisi gelsin bunu bana savunsun ya. Mesnevi buyursun gelsin savunsun. Daha oğlancı hikayelerine geleceğim. Halife hikayesine geleceğim. Bakın bir halife hikayesi var. Siz bunu düşünürken İslam'ın bir halifesi. Tamam bakın. Şuradan sizin için ayırdım. Bu oğlancı hikayesi. Bakın. Şimdi önce bir cümlesini okuyayım. Sonra kaynak olarak verdiği ayetleri söyleyeyim. Diyor ki bir oğlancı evine bir oğlan götürdü. Önü baş aşağı edip sıkıştırdı. O lanet kişi oğlanın elinde bir hançer gördü. O zaman ona bu elindeki nedir dedi. Oğlan bir kötü ahlaklı bana karşı kötü düşünse karnını yaracağım dedi. Oğlancı Allah'a şükür sana karşı hileyle kötü düşünmedim dedi. Şimdi adam orijinali yani bunun
Normalde orijinalinde şöyle yazıyor. Bir oğlancı evine bir oğlanı götürdü. Onun başını eğip bilmem ne diye devam ediyor. Şimdi bunun altına yazdığı adam Kur'an-ı Kerim Bakara 26. Bakın. Bakara 26'da ne diyor Mahmut abi? Bakalım mı? Bak abi sen aç bak. Ben halife meselesini açayım. Tamam. Bakara 26'ya bir bakalım ne diyor. Şimdi ben okuyayım onu. Oku. Şimdi Bakara 26'da şöyle. Allah hakikat ortaya koymak için bir sivrisineği hatta yaratılışta ondan daha da küçük olan bir şeyi örnek vermekten imtina etmez. İnsanlar onun Rablerinden gelen doğru ve uygun bir örnek olduğunu belirler. İnkarcılar ise Allah'ın böyle bir örnek vermesinin ne anlamı var derler. Böylece Allah'ın verdiği bir bu örnekte birçokları sapıtır. Birçokları da doğru yola ulaşır. Fakat şu bir gerçektir ki bu örnekle Allah ancak fasıkları yoldan çıkmış olanları yani sapıklıkta bırakır. Yani şimdi bu örneğimi verdiği bu örneği evet. Kimse efendime söyleyeyim böyle lakayit almasın diye mi bu ayeti delil olarak gösteriyor? Diyor Allah diyor bir sineğin kanadını örnek vermekten çekinmez. Ben dese böyle bir örnek veriyorum diyor. Tamam da Allah-u Teala sineğin kanadından örnek veriyor. Sen de başka bir nebatattan ver, başka bir canlıdan örnek ver. Abi, neden hep böyle cinsel yani, içerikli kullanılan örnek veriyorsun? Maalesef. Şimdi karar bizi dinleyen kardeşlerimizin. Bakın bu kanal çok güzel bir hizmet veriyor. O koca koca kanallarda var ya neler var biliyor musun? Masum köylüyü çıkarttırıyorlar, birbirlerine bağırttırıyorlar. Kendilerinin inanmadıkları hikayeleri o kadınlara anlatıyorlar. Seviye yerlerde sürünen, insanları uyandırmayan, tam tersine insanları uyutan programlar var. Ve bu programların milyonlarca seyircisi var. Sizin gibi insanlar Allah razı olsun, gerçeği merak edip, gerçeği arayanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Kardeşim, eğer ben bir delil vermiyorsam, herhangi bir şey ise önünüze ispat olarak, bir şahıs, bir eser veremiyorsam beni de dinlemeyin. Ama lütfen kendinize gelin. Bana gelmeyin. Kendinize gelin. Bakın, bir halife var burada, İslam'ın halifesi. Bir resimden bir kıza aşık oluyor. Resmi komutana veriyor. Diyor ki, git bu kızı bana getir. Kız da meşhur bir kız. Meşhur bir beldenin, meşhur bir valisinin cariyesi. Halife yolluyor orduyu. Ordu gidiyor. Orayı yakıyor, yıkıyor. Taş taş üstünde bırakmıyor. Vali diyor ki derdiniz nedir? Komutan diyor ki şu resimdeki kızı bize ver. Vali diyor ki ya niye baştan söylemiyorsunuz? Yazık değil mi diyor bunca insan öldü. Veriyor kızı. Komutan kızı alıp halifeye getirirken yolda ormanda mola veriyorlar. Ormanda komutan çadıra giriyor. Kızı görüyor. Dayanamıyor. Kız çok güzel. Kızın bacaklarının arasına giriyor. Hitap bu. Sonra tam işini görürken bir aslan kükürdemesi duyuyor. Hemen kılıcını çekiyor, çadırdan çıkıyor, aslanı öldürüyor, geliyor ve komutanın ki halen gergedan boynuzu gibi. İşte bu cinsel gücü arttıran gergedan boynuzu ilacı internette falan bir ara çok modaydı, yazılır çizilirdi, ekranı durmadan çıkardı. İşte bu gergedan boynuzu meselesi. Mesnevi'den çalıntı isimdir. Sonra komutan getiriyor cariyeyi, kızı, o bacakların arasına girdiği kızı halifeye getiriyor, teslim ediyor. Bir gün halife cariyesiyle yatarken, cariyesinin bacaklarının arasına girerken diyor. İfade o şekilde. Yani. Bir fare tıkırtısı duyuyor. Fare tıkırtısı duyar duymaz halifenin konsantrasyonu tabiri caizse bozuluyor, pörsüyor, hiçbir şey kalmıyor. Cariye başlıyor gülmeye. Ama nasıl gülüyor? Gözlerine yaş geliyor gülmekten. Aslan hikayesi aklıma geliyor herhalde. Tabii. O da halife kılıcı çekiyor. Diyor ki bunda bir iş var konuş diyor. Şimdi ben 5-6 sayfayı okumamak için bu kısmını anlattım. Finalini buradan okuyayım. Buyur. Bak ne diyor şimdi? Bu Musul'da oluyor ve
Musul valisi diye geçiyor. O halife birleşmeyi düşündü. Birleşmek için o kadına doğru gitti. Onu düşündü, hazırlandı. Sevgiyi arttırıcı davranışa yöneldi. O hatunun ayakları arasına oturduğunda kaza geldi. Zevk yolunu kapattı. Kulağına fare hışırtıları geldi. Aleti söndü, şehveti tamamen kaçtı. Bu sesin yılandan olduğundan kuşkulandı. Çünkü hasır hızlıca hareket ediyordu. Kadın onun zayıflığını hayretle gördü, kahkahaya başladı. Gülmeye tutuldu. Aslanı öldüren ve endamı öylece olan yiğidin erliğini hatırladı. Kadının gülüşü baskın oldu, uzadı. Çalışıyordu ama dudağı kapanmıyordu. Esrar keşler gibi şiddetli gülüyordu. Gülüş kar ve zarara üstün geldi. Ne düşünse gülüşü artıyordu. Ne engeli ne de ansızı açıldı. Ağlama ve gülmenin, gönül üzüntüsünün ve sevincinin başlı başına bir nedeni olduğu gibi. Kadın aciz kalınca duruldu. Yüz zal olan Rüstem'in erliğini anlattı. Komutanı anlatıyor, mecburen itiraf ediyor. Yolda ona gerdek çadırının o halifeye birer birer açıkladı. Aslan öldürmesini, çadıra girmesini ve aletinin gergedan boynuzu gibi durmasını, sonra da farenin hışırtısıyla yok olan bu namus düşkününün güçsüzlüğünü, hak sırları ortaya çıkartır dedi. Hak sırları ortaya çıkartır. Velhasıl halife kılıcı kızın boynuna dayanınca kız her şeyi anlatıyor. Halife de kızı azat ediyor. Sen diyor bana yaramazsın, kimseye anlatma diyor. Şuraya bir şey söyleyeyim. Buyur, bunu bu da, İslam'ın halifesi. Bunu da şeye örnek olarak mı anlatıyor acaba? Hani yerle gök arasında hiçbir sır gizli kalmayacak. Tabii, hemen oradaki ayeti vereyim. Evet. Çünkü bu abim yani öyle bir ahlak problemi var ki her edepsizliğinin altına ayet yazıyor adam ya. Karısını aldanan zahit var. İşte bir terzi meselesi var. Kocasının önünde aşığıyla sevişen var. Şimdi kadın diyor ki kocasına, aşığına diyor ki kocamın önünde seninle sevişeceğim diyor. Diyor sen manyak mısın? Senin kocan ikimizi de öldürür. Zebellah gibi bir adam diyor. Deve gibi adam diyor. O da diyor ki sen bana güven diyor. Sonra kadın eve geliyor. Kocasına diyor ki bey canım armut istedi. Diyor hanım elma ye. İçeride elma var. Yok ben armut yiyeceğim. Ya diyor ne yapayım? Bahçede armut ağacı var. Bizim bahçeye gidelim. Oradaki armuttan armut yiyelim. Ben dalından istiyorum. Adam ne dediyse çare bulamıyor. Kadın kocasını alıyor. Armut ağacının oraya gidiyor. Diyor ki kadın kocasına çık da bana armut at. Topla. Vallahi diyor hanım ben bu yaştan sonra ne oraya çıkarım ne de armut toplarım diyor. O zaman ben çıkarım diyor kadın. Kadın armut ağacına çıkıyor. Armut'un bir tanesini koparıyor, dönüyor kocasına bakıyor, başlıyor bağırmaya. Alçak herif, o kucağındaki kadın kim? Bırak o kadını, terbiyesiz, ben sana kadınlık yapmadım mı? Adam bakıyor, diyor ki, hanım manyak mısın diyor, burada kimse yok. Yok diyor, burada var, görünüyor diyor. İnanmıyorsan gel bak diyor. Kadın aşağı inerken kocasını ağaca çıkartıyor. Kocası ağaca çıkmaya çalışırken sevgilisini sakladığı yerden çıkartıyor. Başlıyor kocasının gözü önünde adamla sevişmeye. Zavallı adam ağacın tepesinden bakıyor. Hanım diyor haklısın diyor. Buradan diyor böyle gözüküyor diyor. Şimdi bu ve buna benzer yani bu ve buna benzer hikayelerin ne Yeni Şafak farkında, ne Milli Gazete farkında, ne Diyanar şu bu anti mağazaları farkında. Ama satıyorlar. Satıyorlar kardeşim. Ve bu adamın ölümünü de devlet erkanı kutluyor. Düşünebiliyor musun? Ya savunuyorsanız benim göremediğim bir şey varsa, burada benim anlayamadığım bir reçete varsa anlatın da ben de tövbe edeyim ya. Arkadaşlar bir meseleden bahsetmiyorum. Bu kanayan bir yara. Hiçbir Fransız, hiçbir İngiliz Mevlana'yı ziyaret edip Müslüman olmaz kardeşim. Özel hayatıyla ilgili yazılanlar, İşte efendim Şems-i Tebrizi ile yaşadığı aşk, başını dizlerine dayamış bir şiirler var. Bir şiirler var. Erkeğin erkeğe yazdığı şiiri, yani Can Yücel yazmamıştır.
Ne şiirler var ya? Hadi onları atladınız. Ya dünyada her dile çevrilen bir eser. Bari şunu okuyun ve kararınızı verin. Kararınızı verin kardeşim. Kur'an yetiyor mu size? Ankebut 51. Göndermiş olduğumuz Kur'an size yetmiyor mu? Bakara 21 anlamak için bunu okuyorsunuz. Ben bir de şunu hep merak ettim Mahmut abi. Yani şimdi bunlar hep iki kişinin arasında geçen meseleler. Evet. Ya bu sadece Mesnevi de değil mesela. Başka kanallarda başka program yapan hocalar var. Onlar da genelde böyle bu tür rivayetleri anlatırlar. Ama meseleler genelde hep iki kişinin arasında geçen meseleler. Yani ben hep merak ediyorum şunu ki. Yani bunları kayıt altına nasıl, kim, ne zaman, ne şekilde almış? O zamanlar gizli kamera yoktu. Kaydedici, ses kaydedici cihazlar yoktu. Veya adamlar zaten öyle bir şey yaşıyorlar ki bunları kendi yaşadıkları için utançlarından bunlardan zaten üçüncü kişilere bahsedemezler. Yani diyorsun ki nasıl kitap yaptılar? Yani nereden bu bilgileri aldılar? Bence hayal ürünü. Yani bu adamın öyle bir hayal dünyası var. Şahsi kanaatim bir takım dedikoduları abartmış olabilirler. Ben o topluma bu edepsizlikleri yakıştıramam. Ama yazdığı eserler ortada. Yaşandıysa daha büyük bir facia bu. Ben hayal ürünü olduğunu ümit ediyorum. Kendi hayal dünyasında yaşamış ve onları kitaplaştırmış diye düşünüyorum. Eğer bu öyle değil de hakikaten yaşanmış ise Rabbim bizi korumuş. Yani aynı döneme denk gelmemişiz diyorsun. Rabbim bizi korumuş yani. Evet. Şimdi erkek erkeğe ilişkinin, livatanın zirve yaptığı hikayeler var. Mesnevi'de. Mesnevi'de. Ve öyle bir anlatıyorlar ki ballandıra ballandıra. Sonra da insanlar bu devirde haberleşmeden dolayı bu tür cinsi problemlerin şu anda daha çok olduğunu zannediyorlar. Eğer bu kitaplara bakarsanız şu anda zemzemle yıkanmışız yani. O kadar temiz ortalık. Şimdi buradaki hikayelerin ana teması şu. Bu insanlar bunları devlet kontrolünde yazdı. Yaşadıkları dönemin iktidarının eserleri bunlar. Onaylanmış eserler. Şimdi bu eserleri o iktidar onaylamış. Ondan sonraki gelenler muhafaza etmiş, korumuş. Reklamını yapmış. Halen daha reklamları yapılıyor. Çok ilginçtir. Amerika'ya ilaç yollamıştık biz. Uçaktaki kolilerin üzerinde Mevlana'nın sözü vardı. Şimdi hani hadisçiler var ya, seçip ayıranlar var bizim hocalarımız. İnsan bize yakın zannederler onları. Ki tarikatları, hurafeleri eleştirdikleri için bize yakın görünürler. Şimdi Mevlana'nın yedi öğüdü. Aa, ne kadar güzel ya. Çok güzel. Ondan Mevlana'nın şu sözü, Mevlana'nın bu sözü. Peki bunlar ne olacak? Ya ne olursan ol gel. Müslümana yakışır mı ya? Bin kere tövbe et, bin kere tövbeni boz gel. Bu nasıl bir münafıklık? Ya sadece biraz düşünelim ya. Bin kere tövbe edip bin kere tövbesini bozana ne denir? Kur'an sözünde durmayanı münafık diyor. Yani münafıklığı adam normalleştirmiş. Bin kere tövbe et, ne olursan ol gel. Ne olursan ol gel ne demek ya? Hadi açalım, ne olursan ol gel, açalım biraz. Gördün mü? Bak hemen neler geliyor insanın aklına. Adam ol gel. Ne olursan ol gel değil. Tövbe et gel. Terbiyeni takın gel. Ahlakını kuşan gel. Erdemli ol da gel. Ne olursan ol gel. Bize böbrek lazım değil ki. Kusura bakma. Yok yok estağfurullah. Şimdi zaten mesela Allah bize öyle demiyor. Ne olursa onu öbür tarafa öldüğümüz zaman nasıl gelirsen gel ben sizi bağrıma basacağım demiyor ki. Bu diyor öyle bir kapıdırdı ki. Yani neyse. O zaman cehennem olmazdı zaten. Ne olursan ol cennetime gir derdi yani. Ya aynen öyle. Ama Allah teraziyi kuracak. Ve bütün yaptıklarımız kayıt altında. Hepsinin hesabını vereceğiz. Bundan hiçbir yere kaçamayız. Bizim ana fikir olarak kardeşlerimizden ricamız şu. Allah'a güvenin, Kur'an'a güvenin ve anladığınız dilde lütfen Kur'an okuyun. Anladığınız dilde. Eğer anladığınız dilde Kur'an okumazsanız o zaman
ben Kur'an dili Arapçayı biliyorum diye güzelce de bir Arapçayla size bir şeyler okuduktan sonra adam kendi ideolojisini, kendi kalbindekilerini size verebilir. Dün bir video seyrettim. Mahmut abi reklam arasını biraz geçirmişiz farkında olmadan. Tamam. Evet tabii heyecanlı olunca, dikkat çekici olunca tabii zaman nasıl geçtiğinin farkına varmıyoruz. Bir reklama gidelim ardından devam ederiz. Efendim şimdi reklamlar ardından yine buradayız efendim.